Merhaba. Bu videomuzda kombi ile alakalı bir sıkıntıyı inceleyeceğiz. Eğer kombimizde ateşleme yaptıktan sonra basınç aşırı derece yükseliyor ve daha sonra da peteklere su akışı gerçekleşmiyorsa ve tekrar basınç yavaş yavaş düşüyorsa ve ateşleme duruyorsa bunun sıkıntısı sirkülasyon pompası ile alakalıdır. Bu sirkülasyon pompasının dönmediğini bir işarettir. Normalde şu vida açılıp tornavida yardımıyla o çalışma esnasında pompaya dışarıdan destek vererek dönmesi sağlanabilir. Ama bu bir geçici çözümdür. Mümkün olduğu kadar pompanın değiştirilmesi gerekir. Şimdi pompanın sökümünü gerçekleştiriyorum. 5 alyanla 5 alyanla toplam 4 tane vida var. Etrafında 1, 2, 3, 4. Toplam bu 4 vidayı söküyoruz. Bu vidaları, civataları söktükten sonra pompamızı çıkartıyoruz ve yukarıdaki kremens bağlantılarını gerçekleştirip yeni pompayla değiştiriyoruz. Bu işlemi yapmadan önce mutlaka buradaki vanayı açarak suyun boşalmasını sağlıyoruz ve su borularımızdaki vanalarımızı kapatıyoruz gördüğünüz gibi. Şu an pompayı açtığımdan dolayı su akışı gerçekleşiyor. İçindeki suyun çıkışını görmektesiniz. Evet. Sirkülasyon pompamızı çıkarttık şu anda. Evet, gördüğünüz gibi iç tarafı. Ve pompamızın kendisi. Birazdan kremans kutusunu da açacağım. Onu da video çekimini yapacağım. Evet, tırnaklarımızı açalım. Kısımdaki tırnağını da çıkartıyoruz ve kapağını açacağız. Ve 3 alyanla şurasında şuradaki vidayla şuradaki vidayı sökeceğiz. Kondansörümüzün altında 1 adet de topraklama vidamız var. Bunu da sökeceğiz. Evet, 3 vidamızı söktükten sonra soketlerimizden çıkarttık. Gördüğünüz gibi soketlerimiz bu şekilde giriş yapıyor. Daha sonra yeni aldığımız motorumuzu buna bağlayarak, monte ederek tekrar yerine yerleştireceğiz.